Manşete hoş geldiniz. Bugün biraz geciktim. Kusura bakmayın. Üzerinize afiyet muhtemelen Covid oldum. Ondan dolayı dün bugün biraz zor geçti benim için. Biraz hafif ateş, öksürük ve elbette bitkinlik atlattık gibi ama Covid olduğu zaman hissediyorum. Bir önceki Covid deneyiminde de artı baş ağrısı. Bir takım semptomlar bir araya gelince daha vel. Yaşamadığımız şeyler olunca bunun Covid olduğunu anlıyorsunuz. İngiltere'de ücretsiz test vesaire gibi olanaklar kalktı. Ev testi var falan ama yapmaya da gerek duymadım. Birkaç gün istirahat ederek atlatacağımı düşünüyorum. Ondan geciktim biraz. Bugün <laughs> gündemde ama gündemi takip ettim. Sıkıntı yok. Kesintisiz takip ettim. NATO zirvesi var ona bakacağız. Jelibon dünyası dedik. Esasen Jelibon dünyasında sizi dolaştıracağım. Jelibon meselesi ne? Ee, Tayyip Erdoğan Adana'da petrol rezervi bulunduğunu açıklayınca... ...bir ekonomist de ona nazire yaparak... ...ironik olarak Adıyaman'da da Jelibon rezervi bulundu diye tweet atınca... ...bunu ciddiye alıyor Melik Gökçek bir yayında. Bak işte diyor Adıyaman'da da şu kadar milyar dolarlık Jelibon şeysi var resmi bilgi bu diyor rezervi var falan Celimon'un ne olduğunu bilmiyor Celimon rezervi ne demek onu hiç bilmiyor bunların troll ordusu falan vardı yani e, o troll orduları çalışmıyor mu yani en azından orada aklı başında bir iki insan olsa bir dakika başkan İşte bu bir e, geyik falan diyebilirdi her neyse fakat e, Twitter'da bu işin mavrası döndü sosyal ağlarda ondan dolayı jelibon dünyası dedim. Neden dediğimi de şimdi daha iyi anlayacaksınız. Ha, böyle bir fotoğraf da dolaşıma girdi işte. Jelibon rezervi söz konusu olunca bir <laughs> işte petrol kuyusu işte jelibon çıkartılıyor oradan falan. Her neyse. Soner Koç bu şike davasının e, polis müdürlerinden biriydi. Ayakkabı kutularından çıkan parayı polislerin koyduğuna, dünyanın tescil ettiği şikenin kumpas olduğuna inanan kitle, 6 milyar dolarlık jelibon rezervine neden inanmıyorsunuz diye sormuş. Haklı. Jelibon dünyası derken onu kastediyorum. Ya bir sürü yalan var. Bu yalanı yediniz, yuttunuz, sindirdiniz. bir sürü düzmece bilgi dolaşıyor. Sonra da eee Melik Gökçek'in jelibon meselesini tiye alıyorsunuz. Ondan önce sizin aynıya bakmanız lazım. Ona yakın hezeyanlarınız var yani. Bakın NATO, şu bu falan jelibondan önce en önemli gündem bu. Türk İş'in araştırmasına göre 20.000 TL evinize giriyorsa 4 kişilik bir aile 20.000 TL ve altında geliri varsa yoksul. Evine her ay 20.818 lira girmiyorsa yoksulsun. 6.391 lira girmiyorsa açsın. Türkiye'de yaşayanlar kıyaslasınlar. En önemli gerçek bu. İnsanlar evine ekmek götüremiyor. Oturmuşuz. NATO'da zafer kazandık. Ona da bakacağız birazdan. Yok celibon, yok öbürü bir iki. Bununla uyutuyorlar günler birbirini kovalıyor. BDDK. Ya mülkiyet hakkına çöktü. Hiç konuşulmuyor. Birkaç tane ekonomist sadece. Döviz varlığı 900 bin doların üzerindeki şirketler kredi kullanamaz. Sonra da bunu detaylandırmış. Yani açıklama yaparken açıklama bir takım soru işaretleri doğuruyor. Onun üzerine bir açıklama daha yapıyorlar. Ne yaptığını bilmeyen bir kitle, bir güruh Türkiye'yi yönetiyor. Ne demek ya? Şirket istediği şeyde tutar. Serbest piyasa. Dolarda tutar, euroda tutar, TL'ye döner, dönmez. Sen sen onun mülkiyet haklarından, sen onun parasıyla ilgili tasarruflarına karar veremezsin. TÜSİAD baş ekonomisti, şirketler varsa yurt dışı iştiraklerine para çıkarabilir demiş. Bugüne kadar çıkarmadılarsa geç biraz. Artık geç. Ama zaten, aklı başında olan insanlar. Çokça örneği var. Şu anda isim vererek, holding ismi veya kişi ismi vererek hedef göstermeyeyim. Çokça örnek var. Çoktan 2013'lerden, 14'lerden itibaren çıkardı. Hele özellikle 2015'te kayım atama yöntemiyle mala mülke çökme başlayınca işte Boydak grubuna, Naksan grubuna, Koza İpek grubuna falan onu görenler çıkardı ki bunun üzerinden de 7 yıl geçti. Yani 7 yıldır çıkaran çıkardı başına geleceği biliyor insanlar. Fakat Hakan Kara ki bu eski Merkez Bankası baş ekonomistlerinden mühim bir isim sıradan bir isim değil. Kamuoyu BDDK'ya odaklandı fakat niteliğine bakınca son kararın fikri Merkez Bankası'ndan çıkmış gibi görünüyor. İki nedenle böyle düşünüyorum diyor. Yani BDDK kararı Merkez Bankası kararı diyor. Merkez Bankası zaten bir süredir büyük şirketleri tek tek arayıp döviz sattırıyordu. Skandala bakar mısınız? İki, şirket bilançolarına dair ayrıntılı veri tabanı Merkez Bankası'nda tutuluyor. Bir süredir büyük şirketleri tek tek arayıp döviz sattırıyor ve şirket bilançolarına dair veri tabanı da orada olduğu için biliyor. Sadece bu değil, Özgür Düşünce Programı'nda Moonstar'da Bugün yayına giren çarşamba Eser Karakaş'la Profesör Doktor İbrahim Öztürk'ün birlikte yaptıkları programda İbrahim Öztürk de benzer bir kulisi detaylandırarak verdi. Ziraat Bankası'ndan arıyorlar işte sizin şu kadar döviziniz var. Bunu şu kadarını döneceksin falan diye. Bunu o bankanın bilmesinin imkanı yok ama demek ki bir yerlerden birileri üfürmüş kulağına. Dünyanın durumu çok iyi değil. Ee, Sri Lanka çöktü. Ee, Başbakanı geçtiğimiz hafta içinde iflası ilan etti. Ee, i̇şte bu, bu bu tür tedbirler alınıyor. Her gün bir tedbir alınıyor. İşte en son özel araçlara iki hafta süreyle benzin ve mazot satışı yapılmayacak falan gıda stokları azalıyor. Artık belli mallar karneyle satılır, satılıyor durumda. Açık söyleyeyim yaşadığınız ülkede, yani Türkiye'yi kastederek söylüyorum. Türkiye'de bu noktaya gidiyor, bu duruma gidiyor. Yani bir noktadan sonra karneyle satış, işte ne bileyim yarım depo benzin veya işte her ay şu kadar litre benzin gibi bir şey, oraya doğru gidiyorsunuz. Patates ekin, Patates. Bunu unutmayın. Bunu arada söyleyeceğim. O arada bir yalan haber. Rusya 104 yıldır ilk kez bir borç ödemesinde temerrüde düştü. Haber doğru da fakat yalan olan tarafı şu. Maliye Bakanı Rusya'nın açıklamış. Ya diyor bu bir komedi. Çünkü diyor biz bunu ödemek istiyoruz. Almıyorlar. İşte biz bunu rublo olarak ödemek istiyoruz falan filan. Yani dış borç ödemelerimizi rublo olarak yapacaktık falan filan falan. Ondan dolayı. Yani Rusya parası olmadığı için temerrüde düşmüş değil. O açıdan hani Rusya temerrüde düştü. Ukrayna savaşından dolu, dolayı perişan oldu falan böyle bir algı. Bu algı doğru değil onu da düzeltmiş olalım. O arada Boris Johnson Zelenski'ye Ukrayna'dan ayrılırsan seni misafir edebiliriz demiş. Belli ki <laughs> Zelenski'ye bu yönde baskı var ki zaten en son e, İtalya Fransa başkanları Gittiler Kiev'de Zelenski ile görüştüler. O görüşmenin hemen ertesi günü Boris Johnson apar topar Kiev'e gitti. Yani Batı Dünyası Avrupa Birliği içerisinde veya Batı Dünyası içerisinde de bir bölünme var. Bir taraf bir an evvel bu iş bitsin. Zelenski teslimi silah etsin veya işte Ruslarla bir anlaşma masasına otursun diyor. Zelenski bunları kabul etmiyor. Ama belli ki Batı Dünyası savaşı daha fazla uzatmak, enerji krizini vesaire daha fazla derinleştirmek istemiyor. Yaz sonuna kadar bu iş bitsin istiyor. Ama eğer yaz sonuna kadar bu iş bitmezse Ekim-Kasım'dan itibaren dünyanın vay haline. Çok önemli bir gelişme. Söyleyeyim NATO geli, NATO'da olan bitenden daha önemli bir gelişme. E, Amerika'da yaşandı. E, 25 yaşındaki bir Beyaz Saray çalışanı ki Trump'ın özel kalem müdürünün danışmanıymış. Cassidy Hutchinson denen bir e, kadın 6 Ocak 2021 kongre baskınına dair ilk defa ifade verdi tanıklık yaptı ve dedi ki Donald Trump her şeyi biliyordu destekçilerini kongre, kongreye yönlendirirken silah taşıdıklarını biliyordu hatta dedi ki yani ne olacak onlardan bana bir zarar gelmez bütün o gizli servisin falan önleme çabalarına karşın hatta onlarla beraber kongre binasına girmeye kalktı gizli servis veya işte o günkü güvenlik ekibi neyse buna izin vermeyince Donald Trump kendisi aracın direksiyonuna veya işte şoför mahalline doğru yöneliyor. Ben giderim falan diyor engelliyorlar. Ve orada küfür ediyor. Küfür ediyor ve diyor ki ben Amerika başkanıyım yapamazsınız bunu falan gibi bir şeyler söylüyor. Yani çok acayip bir şeyden geçmiş 6 Ocak 2021'de ifadeler gerçekten kan dondurucu ve bu konuda zaten biliniyor ama Beyaz Saray çalışanlarının da verdikleri ifadelerle yaptıkları tanıklıklarla bunu teyit etmesi o gün neler yaşandığını apaçık ortaya koyuyor. Bana göre günün en önemli gelişmelerinden biri buydu. İki de ilk iki de ilk üçteki gelişmelerden biri buydu. Amerika'da en önemli gelişme. Neden? Çünkü bu ifade Trump'ı suçlu yapıyor. Ve Trump'ı her şeyin organizatörü yapıyor. 6 Ocak 2021. Şimdi dönelim NATO'ya. NATO böyle bir organizasyon. Bu organizasyonda Kanada, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeler de var. Yani sadece Avrupa yok ama 30 üyesinin büyük bir çoğunluğu Avrupa'da. Ve bu NATO organizasyonu da olmayan iki üye vardı yukarıda. Bosna Hersek de NATO üye değil ama olmayan iki üye İsveç ve Finlandiya. Haritada bile İsveç'in Finlandiya'nın doğru dürüst yerini gösteremeyecek Türkiye'li yurttaşlar NATO'da bir zafer kazanıldı diye heyecanlanıyor şu dakikalarda. Şimdi bakacağız gerçekten bir zafer var mı yok mu? Ee, mesela Yeni Şafak e, iki gün önceki manşetinde bizi 60 yıl bekleten 60 günde karar beklemesin demiş. 60 yıl bekleten NATO değil bir kere Avrupa Birliği ama Avrupa Birliği NATO her birini hepsini birbirine karıştırmışlar. O arada 60 günde karar beklemesin diyor karar geldi yani karar çıktı. O arada bu da hürriyetten yüzlerine karşı tek tek anlattı. Bla bla. Kurulaf değil netice istiyoruz falan upuzun çarşaf gibi Erdoğan demeçleri böyle verildi. İşte Hilal Kaplan daha bugünkü sabahta yazmış. Erdoğan İsveç Finlandiya heyetleri Ankara yolundayken boşuna yorulmasınlar resti çekebildiği için bu noktadayız falan. NATO zirvesi gerimli, gerilimli geçerse şaşırtıcı olmaz diyor. Ne olduğunu gördük. O arada esasen ne oldu? Özetin özetinin özetinin özeti şu. Esasen şu oldu. Belli ki NATO zirvesine doğru günler kala bir takım diplomatik faaliyetler hızlandı. Bunda NATO Genel Sekreteri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin payı var. Ve NATO Genel Sekreterinin çabaları ile bir metin oluşturuldu. Finlandiya ve İsveç'in de müdahil olduğu. Fakat Ankara biraz daha ayak sürüyünce dediler ki Biden'a, Amerika Başkanı'na ya sen bir ara ararsan bu iş olacak. Ve Biden bunun üzerine salı sabahı yani zirvenin toplandığı günün sabahında Erdoğan'ı aradı. Erdoğan da bunu nimetmiş gibi sundu. Ayrı bir konu. Ve Erdoğan'ı ikna etti. Dolayısıyla Erdoğan gelirken zaten anlaşmak için geldi. Bir mutabakat zaptı açıklandı. Birazdan bakacağız. Hemen ertesi günde zaten İsveç ve Finlandiya NATO'ya başvurdular falan filan. Yani kabul edilecekler. Çok uzun sürmez. O arada tabii NATO üyesi ülkelerin parlamentolarından da bunun geçmesi gerekiyor. Türkiye'nin bu konuyu bir ilerki haftalarda da bir müzakere unsuru olarak kullanıp kullanmayacağı üzerinde duruluyor ama bilmiyorum. O konuda artık Türkiye'nin direncinin kırıldığını zannediyorum. İşte bu İbrahim Kalın'ın açıklaması bunu anlatıyor. Her şey pişirildi. İşte Erdoğan da Biden'la görüşme yaptık. Tekrar bir araya gelme arzusunu ifade etti. Biz de olabilir dedik filan falan. Böyle üst perdeden falan konuşmalar falan filan. Yani Biden de araya girmiş Erdoğan na olur dedirtilmiş. Erdoğan da karşılığında ben de sizinle görüşeyim. Bir fotoğraf vereyim. O fotoğrafı da verdiler. Birazdan getireceğim. Böylelikle bu iş sulh içinde çözülsün demiş. Bakın Erdoğan'ın yönü batıya dönüktür. Hep söylüyorum. Biden'la ve o vereceği fotoğraf o ve çok önemli. O fotoğrafı vermek istiyor. İçeride ne görüştüklerinin önemi yok. F-16 falan hikaye. Sonra ne oldu? Anlaşmadan sonra Biden böyle bir tweet attı. Erdoğan'ı gene Sattı telefon etmesi işte ne bileyim hadi filan falan demesine rağmen. E, tweet'inde Türkiye ifadesi geçiyor. Orada e, Turkey olarak kullanıyorlar. Bir tek Erdoğan'ın oturduğu masanın önünde Türkiye yazıyordu. Ayrı bir konu. E, Turkey olarak geçiyor. Onun değişmesi biraz zor bu gidişle. Her neyse e, Finlandiya, İsveç ve Türkiye. Tebrik etmiş e, Biden falan verdiği fotoğrafta da Türkiye yok. Tabii ki Finlandiya Cumhurbaşkanı ve İsveç Başbakanı var. Ömer Murat diyor ki Putin muhtemelen Erdoğan'dan Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerini sadece geciktirmesini istiyordu. Yoksa onu önleyemeyeceğini gayet iyi biliyordu. Böyle bir geciktirme Putin'i rahatlatacak, batıyı zora sokacaktı. Erdoğan o kadarını da yapabilecek gücü kendisinde bulamadı demiş. Evet böyle bir fotoğraf verildi. Erdoğan ortada hemen yanında NATO Genel Sekreteri, öbür tarafta da Finlandiya Cumhurbaşkanı ve İsveç Başbakanı var. Evet. Böyle bir e, memorandum, e, üçlü bir memorandum, memorandum imzalandı. Bu memorandumun e, Türkçe karşılığı bir mutabakat metni, protokol de denebilir ya da mutabakat zaptı da denebilir. Bir tür iyi niyet belgesi. Öyle de diyebilirsiniz. Üç sayfalık bir belge. Burada Dışişleri Bakanları'nın e, imzaladığı burada e, İsveç ve Finlandiya'nın, Türkiye'nin neyse karşılıklı olarak silah ambargosunu kaldıracakları, ticareti işte filan belli kısıtlamaları kaldıracakları var ama asıl mühim olan e, ilk sayfasında e, 4. ve 5. <laughs> maddeler. Özür dilerim. İşte bu. E, burada Dördüncü maddede biraz daha yaklaştırayım üzerinde çünkü biraz konuşacağız. Dördüncü maddede Finlandiya ve İsveç artık diyor YPG ve PYD'yi desteklemeyecek. Ve Türkiye'nin FETÖ olarak tanımladığı organizasyonu da desteklemeyecek. Yani cümleyi düzelterek söyleyeyim. Finlandiya ve İsveç Artık YPG, PYD ve Türkiye'nin FETÖ dediği organizasyonları desteklemeyecek. Dördüncü maddenin İngilizcesi de Türkçesi de bu. Beşinci maddede diyor ki Finlandiya ve İsveç PKK'nın bir terörist organizasyon olduğunu kabul eder. Devamında da işte onunla ilişkili olanlarla ilgili işte yapacağı edeceği şeyler, taahhütleri falan filan var. Burada söylenen şey şu. PKK, İsveç ve Finlandiya yani 5. maddede yeni bir şey söylemiyor. 5. maddede Avrupa Birliği için de PKK terör örgütü olarak kabul edildiği için Finlandiya ve İsveç zaten hala hazırda Avrupa Birliği üyesi olduğu için burada bilinen bir şeyi kendileri açısından altını çizmişler. Fakat bu bile bir rahatsızlık verici özellikle İsveç açısından. Geçelim üstteki maddeye. Üstteki maddede e, ise biz diyor YPG PYD'ye YPG ve PYD'yi evet biz tanıyoruz, biliyoruz. Yani YPG ve PYD olarak biliyoruz bu örgütleri, bu oluşumları. Ama diyor sizin diyor FETÖ dediğiniz oluşumu diyor biz bilmiyoruz ama siz onu ona diyor FETÖ olarak tanımlıyorsunuz. Biz onu FETÖ olarak tanımlamıyoruz. Ama diyor sizin FETÖ olarak tanımladığınız operasyon organizasyonu da diyor, organizasyona da diyor destek vermeyeceğiz diyor. Şimdi Türkiye açısından başarı olarak sunulan şey bu konuda müthiş bir adım atıldı. Teröre karşı ortak bir irade oluşturuldu ve işte özellikle PKK, YPG veya PYD değil, FETÖ kelimesi bir NATO belgesine veya işte bir NATO'da imzalanan bir mutabakat zaptına neyse bu şekilde girdi. O kelimeyi bu şekilde sokmuş olmayı bir başarı olarak görüyorlar. Bir surda gidi kaçtık, arkası da gelir. Buna çalışmaya devam edeceğiz diye bakıyorlar. Haklı oldukları taraflar var. Evet söyleyeyim yani bir belgeye bu şekilde girmesi her ne kadar Türkiye böyle tanımlıyor olsa da falan gibi girse bile kelime olarak girmesi Türkiye açısından bir başlangıç. Bunun arkasında neyin geleceğini bilmiyoruz. Ama soyut olarak baktığınızda e, yeni bir şey yok. Soyut olarak baktığınızda yeni bir şey yok. Fakat bu şekilde bir mutabakat zaptı özellikle İsveç'te, İsveç'teki sol partileri, sosyalist partileri neyse rahatsız etti. Çünkü İsveç'te Eylül ayında seçim var. Yakın zamanda bir azınlık hükümeti söz konusu ve yakın zamanda güven oylamasında bir Kürt kökenli vekilin desteğiyle hükümet devam edebildi. Dolayısıyla orada uzun yıllardır yaşayan Kürt siyasal hareketine mensup insanlar var. Orada siyaset yapıyorlar, partilere girmişler. Elbette İran'daki, Irak'taki veya Kürdistan'daki Kürdistan olarak tanımladıkları bölgelerdeki hareketliliği, kendi soydaşlarına dönük bir takım hakları da takip ediyorlar. O açıdan o çevrelerde de bir rahatsızlık oluşturduğuna dair duyumlar var, açıklamalar var. Onu da belirtmiş olalım. O arada biraz evvel bu kadar açık anlattım memorandumda ne karar alınmış. Yalan yazıyor insanlar İşte milliyetten getiriyorum Türkiye masada taleplerini kabul ettirdi. Madrid'deki zirvede üçlü memorandum Gülener Sonmut imzalı ki batıda yaşayan batı başkentlerinde gazetecilik yapan herhalde lisanı da var veya lisanı olsa bile okuduğunu anlamıyor en azından onu söyleyebilirim. Şimdi burada yazmış diyor ki Finlandiya İsveç terör örgütleri bilmem ne PYD YPG ve FETÖ'ye destek sağlamayacak. 10 maddelik mutabakatta öne çıkan başlıklar falan deyip başlık olarak bunu vermiş. Biraz evvel gösterdim. O metinde, o metinin ilgili, satırla, ilgili satırında yani 4. maddesinde terör diye bir kelime yok. Bakın bulabilecek misiniz? Türkçe'de yazılan terörle İngilizce'deki terör aynı. İngilizce'de de o şekilde terör olarak geçiyor. Bakın bakalım terör kelimesini bulabilecek misiniz? Ama 5. maddede terörist organizasyon olarak geçiyor terörist olarak geçiyor. Aynı terörist İngilizce'deki yazılışı da aşağı yukarı aynı. Geçiyor. Evet. Böyle de yalan yazıyorlar. Finlandiya ve İsveç terör örgütleri PYD, YPG filan falan destek sağlamayacak. Güldener sonumut. Son Bunların yazdıkları şeylere güvenilmez yani. Yani böyle bir ben şunu söyleyeyim. Ben ismen biliyorum. Şahsen tanışmam hiç karşılaştığımızı zannetmiyorum ama bunun önüme koyacağı herhangi bir haber veya metin itimat etmem bu kadar açık bir sahtecilik yaptıktan sonra Finlandiya enteresan bir açıklama e, yayınlamış Cumhurbaşkanlığı açıklaması. Bu açıklamanın şu satırı önemli. Burada diyor ki Finlandiya mealen doğal olarak diyor Finlandiya e, kendi kanunlarına göre hareket etmeye devam edecek diyor. O arada Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da bu mutabakat uyarınca Finlandiya ve İsveç'te daha önce gönderilen iade talepleri ile ilgili bir hatırlatma yapmış. Finlandiya'dan 12, İsveç'ten 21 kişinin isteneceğini söylemiş. Evet. Orada tabii bir kere daha söyleyelim. Mutabakat metninde de var. Sonrasında yapılan açıklamalar da var. Özellikle İsveç ve Finlandiya. Türkiye'nin iade taleplerini mutabakat muhtırasında veya da mutabakat zaptında diyelim yer alan bilgi, delil ve istibaratı dikkate alarak değerlendireceğini öngörüyor. Tabii, tarihe not düşmek için yazıyorum diyen Turhan Çömez'i de tarihe not düşelim. Bu maddeye göre Türkiye bu ülkelerden bir tek teröristin iadesini sağlayamaz diyor. Biraz evvel e, kastettiğim, e, anlattığım maddeye dayanarak yazık yine kandırıldık diyor. Yani Mudan iade etmeleri gerekirdi. Yanlış bir maddede mutabakat sağladınız falan. Turhan Çömez Uzun yıllardır İngiltere'de yaşıyor. Ergenekon soruşturmalarında veya davası sürecinde İngiltere'ye geldi bir daha da dönmedi. E, firari sanık e, durumuna düştü ve e, Türkiye'den iadesi talep edildi. İngiltere'de iade etmedi Turhan Çömeci. Yani iadesi istenen eski bir tırnak içinde söylüyorum terörist, Türkiye'nin terörist olarak tanımladığı bir isim. Nasıl böyle bir şey olabilir? bu maddeyle Türkiye bu ülkelerden bir tek teröristin iadesini sağlayamaz diye tweet atıyor. Evet. Bir son dakika fotoğrafı. Joe Biden, Erdoğan buluşmuşlar. Ya bu tabii kulaklıkla konuşmak çok şey. Yani bu tür ikili görüşmelerde, zirvelerde, üçlü böyle. Şimdi siz videoda falan görüyorsunuz. Güya Erdoğan şakalaşıyor falan filan. Ya mümkün değil yani yani good morning, good afternoon nice to meet you dışında bir İngilizce kelimesi yok bir daha var you falan yok söyleneni anlamıyor herhangi bir şey söyleyecek durumda değil e, emin olun artık yani bir, bir kural konulsa yeridir e, Erdoğan döneminden sonra devlet kademelerine gelecek insanlara iyi derecede konuşup anlayıp yazıp e, derdini ifade edip e, uluslararası konferanslarda bu dilde sunumlar yapabilecek düzeyde İngilizce bilgisini şart koşmak gerekiyor. Bu artık böyle. Yani kıyamete kadar da bu aşağı yukarı böyle devam edecek. E, haliyle e, çağın dili, çağın diplomasi dili, dünya dili İngilizce olmuyor böyle kulaklıkla falan. Orada toplantıya heyetler de katılmış. Kimler var Türk tarafında? Dışişleri Bakanı en başta. Onun yanında Milli Savunma Bakanı. Onun yanında MIT Başkanı. Onun yanında Fahrettin Propaganda Bakanı. Onun yanında da İbrahim Kalem şey... İbrahim Kalın, Özel Kalem. Evet. O arada NATO zirvesinde e, Rus salatası varmış efendim. E, ve bu e, dikkatli bir e, tüketicinin e, e, radarına takılmış. Ve e, NATO zirvesinin yapıldığı yerleşkenin kafesinde, herkesin gittiği, bir şeyler atıştırdığı kafede Rus salatası var. En konulmuş başlangıçlarda. 8 Euro'dan satılıyormuş ve birkaç saatte bitmiş. Yani bir NATO zirvesi yapıyorsun. Bu NATO zirvesinin ana gündemi Rusya. Temel nedeni Rusya ve kafede başlangıçlar arasında Rus salatası var. <laughs> ve birkaç saatte de bitiyor. Bir fikri takip bu fotoğraf bugün çekildi. NATO zirvesi, işte liderler toplantısı, ee, Tayyip Erdoğan'ın görüldüğü fotoğraf, işte yanında e, Birleşik Krallığı temsilen e, Boris Johnson Başbakan, onun yanında da Birleşik Devletleri temsilen Amerika Başkanı e, Joe Biden oturuyor. Tayyip Erdoğan'ın arkasında da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar var. Türk delegasyonu her neyse. Fakat Mart ayında yapılan NATO zirvesinde, Brüksel'deki zirvede Tayyip Erdoğan koltuğunda oturmuyordu. İşte şimdi bir fikri takiple devam ediyoruz. Mart ayındaki zirvede Tayyip Erdoğan'ın yerinde görüldüğü gibi Boris Johnson'un yanında Mevlüt Çavuşoğlu oturuyordu. Tayyip Erdoğan birkaç dakika önce verilen Fotoğrafta liderler fotoğrafında poz vermiş. Hemen ardından bu salonda toplantıya geçilirken ortadan kaybolmuştu. Sonrasında da basın açıklama yaptı. Yani ana toplantıda yoktu. Zirve toplantısında yoktu. Yani NATO zirvesi toplantı için var. Yani bu toplantı için var. Yani fotoğraf çektirmek sonrasında yapacağınız açıklamalar için değil. Ana toplantıda yoktu. Ve kimse bunu sorgulamadı. Üzerinde de durmadı. Muhtemelen o an fenalaştı sağlığı kötüledi veya toplantıya katılacak durumda değildi ve derhal apar topar yerine Mevlüt Çavuşoğlu'nu koydular. Sonra toparladı belli ki destek tedavisiyle çıktı bir basın toplantısı yaptı. Ama bugün belli ki önceki şeyden hareketle, tecrübeden hareketle sağlam doping almış ve yerinde oturuyordu. Hiç kimse sorgulamadı. Türkiye'de bunlar sorgulanamıyor maalesef. Halbuki iki fotoğrafı yan yana getirip bir önceki toplantıda neden yoktu da şimdikinde var diyemiyor insanlar. Evet. Bir diğer e, enteresan konu 15 Temmuz'u aylar öncesinde e, bilen yazarın yeni uyarısı e, yine kapan kuruldu. Bu başlığı ben atmadım. Bu başlığı e, Femi Koru atmış e, bugünkü blogunda, kendi sitesinde. 15 Temmuz'u aylar öncesinde bilen yazar dediği e, Fuat Uğur. Fuat Uğur şu yazısında yani 21 Nisan 2016 tarihli yazısında görüyorsunuz ekranda. Cemaatçi askerlere son uyarı başlığıyla bir yazı kalemi almış. Ve burada ee, enteresan bazı satırlara yer vermişti. 21 Nisan 2016 yani 15 Temmuz'dan 3 ay önce. Diyor ki uyarmak gerekir ki işte cemaatin darbe yapmaya falan hazırlandığını yazmış. Devlet onları izliyor, istihbaratıyla tüm silahlı kuvvetler hiyerarşisi olarak komuta kademesiyle, hükümetiyle, emniyetiyle, halkıyla, siyasetçisiyle filan bir bütün olarak devlet suç işlemelerini bekliyor. Yani cemaatçi askerler darbe yapacaklar, devlet onların suç işlemesini bekliyor. Evet. Ayrıca gene aynı satırı ilerleyen şeylerde gene yazmış, satırlarda gene yazmış. Devlet ve koduma, komuta kademesi her şeyi biliyor Suç işlemeye teşebbüs etmenizi, teşebbüs etmenizi bekliyor. Bu yazı 21 Nisan'da Türkiye Gazetesi'nde yayınlandı. Cemaatçi askerlere son uyarı diye. 21 Nisan bakın burada görüyorsunuz. 21 Nisan 2016. 3 ay sonra 15 Temmuz oldu. Şimdi dün yazdığı yazıda yani 28 Haziran 2022 tarihli yazıda benzer şeyleri söylüyor. Yani onun için de Fehmi, Tor, Fehmi Kor'u yazdığı yazıyı o başlığa atmış. 15 Temmuz aylar öncesinden bilen yazarın yeni uyarısı. Yine kapan kuruldu. Demiş ki, sanıyorlar ki devlet gaflet uykusunda. Amerika'nın Türkiye'deki elemanlarının yüzsüz ve pespaye oluşları bu ülkenin namuslu evlatları için ayırt edici bir kriter. Bitleri kanlandı. Sanıyorlar ki devlet gaflet uykusunda ve ne yapacağını bilmiyor. Ders almadılar. Artık dışarıdan gelecek saldırıların içeride de bir karşılığı olacak. Bu ülke insanların işbirlikçiler için daha fazla eli kolu bağlı oturmayacağı aşikar. Üniformalı ya da sivil, ABD'nin Türk cezaevlerindeki tüm askerlerine ve casuslarına yenileri eklenecektir şüphesiz. Geçen 15 Temmuz'da fareler kaçtı ama bu kez konulan kapanlar sürprizli hediyelerle dolu. Şimdi burada gene siz bir şey hazırlıyorsunuz ve biz bu hazırladığınız şeyi biliyoruz diyor. Yani bir darbe hazırlanıyor ve, ve ve bu darbeyi biliyoruz diyor. Gaflet uykusunda değiliz diyor. Ders almadınız gene diyor harekete geçtiniz. E, artık dışarıdan gelecek saldırıların içeride de bir karşılığı olacaktır diyor. Bu ülke insanların işbirlikleri için daha fazla eli kolu bağlı oturmayacağı aşikar falan diyor. Üniformalı ya da sivil. Amerika'nın Türk cezaevlerindeki tüm askerlerine ve casuslarına yenileri eklenecektir diyor. Belli ki cezaevi nüfusu bunun için artırılıyor. Yani cezaevi sayısı bunun için artırılıyor. Cezaevine yenileri konacak bu vesileyle. Her ne hal ise enteresan. Yazının başlığı da zaten o. Türk <laughs> özür dilerim. Türk cezaevlerine batılı askerlere Türk cezaevlerindeki batılı askerlere yenileri eklenebilir diye. Son derece enteresan bir uyarı ikaz yazısı ama ben bunu okuyunca darbeden veya darbe beklentisinden veya 15 Temmuz öncesi o uyarı yazısı 15 Temmuz öncesi yazdığı yazı aynen çıktı. Devlet belli ki harekete geçmesini beklemiş. Harekete geçince de çökmüş. Bir şey demiyorum. 21 Nisan 2016 yazısı. Fakat bu yazının bir blöf olduğunu düşünüyorum. Ortada hiçbir şey yokken ortalığı hareketlendirme. Bak ben 15 Temmuz'u bildim. Şimdi de işte bak böyle böyle bir şey geliyor diyerek bir susturma vesaire. Fakat bağlı olarak da e, rejimin her türlü kanlı senaryoyu devreye sokabileceği e, O olmasa öbürünü B plan olmasa C, planını, C planı, C plan olmasa D planlı devreye alabileceği gibi bir e, tehdit olarak da algılıyorum. Bakalım e, göreceğiz. Benzer e, grupta yazan isimlerin 2018'de de benzer yazılar olmuştu bir şey çıkmamıştı bunu da bu şekilde kayda geçmiş olalım. Gene aynı Fuat Oğur. Sosyal medya yasası daha fazla beklemeden meclise gelmeli demiş. Susturun herkesi diyor yani. O arada okursanız yani yazıya ulaşıp okursanız sevinirim. A3 Haber'de Serdar Öztürk çok güzel bir yazı kalemi almış. Özellikle Levent Göktaş'ın şu an halen firari. Hablemitoğlu soruşturmasında aranıyor. Levent Göktaş'ın e, ilişkilerini sorguladığı bir yazı kalemi almış. Askeriyeden emekli olduktan sonra Koçkule'lerinde Koç Kulelerinde Ankara'da bir bir odan işlerini idare ediyor. O arada Sezgin Baran Korkmaz'la e, İnan Kıraç'ın arasında arabuluculuk yapıyor ve işte Sezgin Baran Korkmaz iddia o ki İnan Kıraç'ı dolandırmıştı vesaire. Karsan'daki İnan Kıraç'ın şirketi Karsan'daki %28.56'lık pay e, Levent Göktaş'a oluyor. Yani öyle bir güven ilişkisi var ki Karsan'la İnan Kıraş'la Levent Göktaş'ın e, Karsan'daki Sezgin Baran Korkmaz payı bunun üzerine oluyor. O derece bir güven e, ilişkisi var. Mehmet Ağar aynı şekilde bunun e, Özlem Çerçeoğlu, Aydın Belediye Başkanı'yla da e, ilişkisi olduğu yani e, bir takım e, yakınlığı olduğu belli konularda, belli dosyalarda ifade etmiş. Şerdar Serdar Öztürk'ün A3 haberdeki yazısı okunmalı. Orada Levent Göktaş hala firari. kaç dediler, kaçtı. teslim olmadı. Ve o arada da Oda TV'de filan yurt dışına çıktı falan gibi haberler çıktı. Belli ki o da hedef şaşırtmaya dönüktü. İşte bu yurt dışına çıktı bırakın peşini falan gibi. Fakat sonra ortaya çıktı ki e, e, ekipler peşinde veya belli kameralara takılmış e, kılık kıyafet değiştirerek Türkiye'de dolaşıyor belli ki Levent Göktaş. Yakında öğrenilir ne olduğu nereye gittiği. Jelibon dünyası dedik ve böylelikle tamamlıyoruz. Biraz rahatsızdım. Birkaç kere öksürdüm. Mazur görün. Umarım Cuma'ya biraz daha toparlarım. Cuma günü görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.